Şimdi halbuki o coğrafyanın içerisinde o kadar kültürel farklılıklar var ki. Yani Asürüler var, Süryaniler var, Ermeniler var, Araplar var, Kırmançlar var, kendine Zaza diyen kesim var. Yani buna böyle toparladığında gerçekten bunlar bana göre o coğrafyanın zenginlikleri. Bizim dilimize ve tarihimize olan ilgisiyle bu gençliğin ilgisi kıyaslayamayacak derecede farklı. Tabii şimdi son mücadelenin özü toplumlara özgürlük ve hürriyet getirmek, hak eşitliği getirmektir. Yani biz böyle şekillendik, böyle duyduk, dinledik. Bu benim kişisel davam değil, toplumsal meseledir. Evet. Dil, bir tarih, bir coğrafya eğer inkar ediliyorsa, yok sayılıyorsa buna karşı durulması lazım. Mabkhir bi. Khair ve selamet. Sekena. Vuşato. Mabkhira mi? Mabkhir da bi. Benim zazaçım bitti, bu kadardır. Şimdi millet genelde bu dersin cemaatinde de öyle oluyor. Başlıyorlar benimle zazaça konuşmaya. Hmm. Ama benim ana dilim Kürtçe. Ben o yüzden çok fazla zazaça bilmiyorum, gerçi anlıyorum. Ama dostlar hep şey sanıyorlar, ben çok iyi zazaça bildiğimi sanıyor. O yüzden bol bol böyle zazaça sohbet ediyorlar benimle. Ya Piro, şimdi tabi bütün diller kardeştir. Evet. Diller konusunda, dillerin yaşatılması konusunda. Özel hassasiyetimiz var. Bir de dilimize öyle hasretiz ki dilimizi ne kadar çok konuşan dost, arkadaş tanışırsak o kadar seviniyoruz. Evet, çok da güzel ya, zaten. Çünkü ben de tam tersine mutlu oluyorum yani. Tabii dilimiz yok olmakla yüz yüze biliyorsun. Kırmançki Zazaca dili 2001 yılında UNESCO tarafından kaybolmaya yüz tutmuş diller listesine alındı. Aynen. Maalesef. Biz de o sebepten dolayı yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. Evet. Yani. Dersimin en çok sevdiğin bir bölge var mı? Yani işte burası çok güzel, burayı çok seviyorum dediğin bir yer var mı? Ya dersimin her tarafı güzel. Evet. Her tarafı. Yani dersim tabi biliyorsun bugünkü Tunceli değil, sınırlar değil, geniş bir bölge. Evet. Görebildiğim kadarıyla yani coğrafyası, tabiatı ile gerçekten güzel bir ülke, güzel bir coğrafya. Munzur Vadisi'ni özellikle çok beğeniyorum. Yani Türkiye'de ilan edilmiş ilk milli park. Hmm. Gözelerin olduğu mıntıka, ovacık ve çevresini ve dağlık alanları, tabiatın doğallığını, bitki çeşitlerini, yaşayan yabani hayvanlarıyla beraber gerçekten çok müstesna bir coğrafya. Evet. Tabi dünyada böyle çok coğrafyalar vardır ama biz işte oralı olduğumuz toprak çekiyor. Evet. Öyle diyelim ki. Benim de belki biliyorsun köken olarak ben de dersim Mazgirtliyim, Mohundurluyum. Evet. Ama şimdiye kadar hiç gitmedim. Bu sene ilk defa Ekin'le beraber gideceğiz. Hı-hı. Umarım o anlattığın güzellikleri biz de gözlerimizle göreceğiz. Evet. Beğeneceğinizi umuyorum. Evet, beğeneceğinizi umuyorum. Kesinlikle. Evet değerli dostlar, değerli canlar, sevgili Babonson takipçileri. Bugün sevgili Kemal Karabulut'la beraberiz. Dersim cemaatinin öndeyiz. Berlin Dersim cemaatinin bahçesindeyiz. Sevgili Kemal Karabulut 1960 Dersim merkez doğumlu ve ilkokulu da yine Dersim'de okudu. Ondan sonra ilkokuldan sonra nereye gittin? Ya da ilkokulu kısaca bir değinelim. Prim ilkokul şöyle işte benim doğduğum köy bugün ismi Sütlüce olarak değiştirmiş olan Tülük köyüne bağlı Yukarı Venarıç köyü. Bu Yukarı Venarıç'ın ismi de değiştirildi sonradan. Suat yapıldı. Suat köyü. Yukarı Suat köyü diyelim. Ben ilkokul 4 senesini o köyde okudum. Bir yılını da dayım 1968'de ilkokul öğretmeni oldu. Onunla beraber Ağdadi Seyit Rıza'yı dedikleri, yani Seyit Rıza'nın Ağdadi dedikleri Ovacık'ta 4. sınıfı okuma şansım oldu. Yani direkt Ağdadi'nin içinde değil. Çünkü Ağdadi köyü harabe edilmişti. O zaman Seyit Rıza'nın konağı daha ayaktaydı, yıkılmamıştı. Oranın yanında direkt ve Ağaç Pınar köyü vardı. Oran okulda Ağaç Pınar köyünün içindeydi. Bir sene orada dayımın yanında okudum. Ondan sonra ekonomik nedenlerden dolayı ailemiz Adana'ya göç etti. Ortaokulu Adana'da okudum. Lise eğitimini de tekrar Dersim'de, yani Tunceli'de, Mamiki'de diyelim okuma şansım oldu. Ondan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Fakültesini kazandım. Oraya kayıt yaptırdım.
bir iki aylık eğitimden sonra da kayıtlanarak yurt dışına çıktım. 1977 yılında Almanya'ya geldin. İlk geldiğinde Berlin'e değil Bremen'e yerleştin. Evet. Almanya'ya gelmenin sebebi neydi? Ekonomik mi, siyasi mi, başka bir sebep mi vardı? Ya benim mezun olduğum 1975-76 yılları Dersim'de, Mameki'de daha doğrusu, gerçekten büyük baskının, baskıya karşı direnişin, protestoların olduğu yıllardı. Bu yıllarda o dönemin gençleri açısından benim ailemin de müthiş bir tedirginliği vardı. Gençlerin yaşamları konusunda, hayatları sürdürebilme ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Dersim ve özellikle Alevi kesimi üzerindeki baskılarını hepimiz biliyoruz. Yani bu anlamda benim kişisel olarak politik bir takibatım söz konusu falan olmadı. Ancak ailelerin böyle bir arzu ve isteği vardı. Benim amcam gelmişti Bremen'e. Ona da rica edilerek aile tarafından buraya gelmem konusunda, eğitime burada devam etmem konusunda büyük bir talepleri vardı. Yani bir de o şartlar içerisinde 70'li yılların Erzurum'unda bir Dersimli olarak, bir Alevi kökenli bir genç olarak okumanın imkansızlığı söz konusuydu. O yıllarda Türkiye genelinde günde 10-20 genç öldürülüyordu. Karşılıklı özellikle yoksul kesimde gençlerin baskıya ve zulme karşı direnişleri şiddetle bastırılıyordu. Bunun da yaratmış olduğu bir oluşum vardı ailemizde. Bu vesileyle geldim diyebilirim. Evet. Yani Bremen'e geldim. Bremen'de işte üniversite imtihanlarına bir daha girdim. Fark dersleri verdim. Ondan sonra burada okuma şansı elde ettim. 1980 yılında Berlin'e geldin. Şimdi yaşadığımız şehire geldin. Ve burada TU'ya kaydını yaparak Betriebswirtschaft eğitimine başladın. Ama bazı sebeplerden dolayı bitiremedin, diplomanı almadın. Ekonomik nedenlerden dolayı eğitimi burada da yarıda kesmek zorunda kaldım. Ondan sonra iş hayatına atıldım. Ve çok uzak bir alana girmemişsin. Betriebswirtschaft'ta okumuşsun. O anlamda yine serbest iş yaparaktan aslında bu işini yerine getirdin. Telekomünikasyon alanında mı çalıştın o ilk serbest? 2004 yılına kadar telekomünikasyon alanında küçük bir işletme kurdum. Ondan sonra da gastronomi alanında biliyorum. Gastronominin ek işi olarak böyle bir faaliyet halen sürdürmekteyim. Ama telekomünikasyon işletmemi 2004 yılında kapattım. Evet. Şimdi şöyle sorayım. Dersim cemaati bildiğim kadarıyla Almanya'da ilk kurulan dernektir. Dersim Cemaatleri ismi altında. Nasıl oluştu ya da bunun ön çalışmaları nelerdi? Neden? Bir de sen de bunun kurucularındasın. Neden böyle bir ihtiyaç duyduğunuzda böyle bir Dersim cemaati oluşturdunuz? Ön çalışmalar, sonra burayı oluşturmanız nasıl oluştu? Biraz değinir misin? Ya şöyle diyeyim, ben gençlik yıllarımda Dersim'den beri işte her yöre gencin olduğu gibi ben de bir sol örgüte takılmıştım. Yıllarca içinde çalıştım. Emek verdim. 1986 yılına gelindiğinde de bu örgüt genelde Dersim'i Kürdistan dinine lehçe olarak görüyordu. Tabi bu işte yurtsever veya milliyetçi yaklaşımda örgütlerin kesim değildi. Türk kökenli bir sol örgüt. Bu örgüt içerisinde bir kaç yıl alan tartışmalarımız oldu. Yani benim yetiştiğim coğrafyada komşu kavimler isimlendirilirdi. Yani işte Nahed'de Tirgesti, Nahed'de Kurdesti, Zoruma'da Lajesti, Maç Kırmancı mı? Kırmancı'ya Beleke. Millet-i Ma. Millet-i Ma denilen bir kültürel yapı vardı. Şimdi tabii şimdi sol mücadelenin özü toplumlara özgürlük ve hürriyet getirmek, hak eşitliği getirmektir. Yani biz böyle şekillendik, böyle duyduk, dinledik. 72 millet bir nazarda gör felsefesiyle büyüyen bir kültüre mensubuz. Şimdi o örgüt bu yaklaşımından, yani itirazlarımıza rağmen bu doğru politika değil, yani burada bir kültürel yapı var, bir dil var, bir tarihsel yapı var. Bu politikanın düzeltilmesi lazım, taleplerimiz karşılık görmeyince ayrılmak durumunda kaldık 86 yılında. Benim gibi düşünen
birkaç arkadaş daha vardı. Bunlarla beraber böyle bir çalışma içerisine girdik. Yani biz şimdi tamam devrim mücadelesi veriyoruz o günkü şartlarda, ama bu devrim ne için veriliyor? Toplumumuza özgürlük sunmak için verilecek. Peki biz toplumumuza yabancı olan bazı elementler, fonksiyonlar dayatırsak bunun gerçeklikle toplumun, halkın mutluluğuyla, huzuruyla ne alakası var düşüncesiyle yola koyulduk ve o zaman 89 yılından itibaren görüşmeler yapmaya başladık. Grup halinde bir araya geliyorduk. Sonrasında Avrupa Dersim Kültür Geceleri diye Avrupa genelinde bir hayli tanıdığımız sanatçıların katıldığı, işte Arif Sağ'ın Derdi Yoklar ikilisinin, Emekçi'nin, Nihat Dayaram'ın, Lütfü Gültekin'in ve benzeri sanat. Yani şeyini Almanya'nın birçok farklı şehirlerinde tabii, mi yaptınız tabii, bunu? Tabii tabii. Bütün finansmanını ben üstlendim o zaman. Ve bu geceler müthiş bir ilgi gördü. Beş yerde yaptık o zaman. İşte Bielefeld, Frankfurt, Münih, Berlin ve Stuttgart bölgeleri. Yani bu geceler böyle müthiş bir ilgi görünce afişetlerin üzerinde de Seyit Rıza'nın fotoğrafı vardı. O zaman Avrupa Milliyet ve Hürriyet gazetelerine çeyrek sayfa ilanlarla yaptık. Yani bunun o gazetelerde Seyit Rıza fotoğrafının yayınlanmış olması bir nevi kişisel ilişkiler üzerinden oldu. Aslında o zamanki Simavi grubunun böyle bir şeyi yoktu. Yani Seyit Rıza fotoğrafı yayınlanacak, bazı kültür şenlikleri yapılacak. Bayağı sonradan bu aracı olan arkadaşlar bayağı baskı gördüler. Derken gelen talep üzerine ikinci şenlikleri planladık 1992 yılında. Bu tam bu da 12 şehirde oldu. Bunun Almanya dışında işte Hollanda, İsviçre ve Avusturya da dahil oldu. Bayağı bu tek tek şeyleri gezerek örgütlenme yaptık, komiteler oluşturduk. Bu toplumsal ilgi bir hayli çevreyi rahatsız etti. Tam şey programın başlanacağı, hatta bu ikinci şenlikleri o zaman Mamiki'de, yani Tunceli merkezde sol kesimi desteklediği Mehmet Kocademir gibi bir arkadaşımız belediye başkanıydı. O da kültür köşeleri oluştursun diye haftalarca koşturdu. El işlemeleri, bakır, kilim vesaire gibi, yastık gibi kültürel değerler toparladı. İki bavul dolusu. Bir sürekli telefonlaşıyorduk. Tam iki hafta kala bu nevi basıldı. Ajan ilan edildi. Herhangi bir vesileyle işte bir tam çevreler tarafından. Buna da işte Kürdistan'ın özgürlük hareketine darbe vuruluyor yaklaşımıyla. Sonra programda olan sanatçıların evleri basıldı. Benim evim basıldı derken geceleri iptal etmek zorunda kaldık. Ki gazetelerde ilanları çıkmaya başlamıştı. Ondan sonra da bu Dersim Derneği'nin kuruluşu, işte benim o zamanki şartlar içerisinde, bu benim kişisel devam değil, toplumsal meseledir. Evet. Bir dil, bir tarih, bir coğrafya eğer iki kere biliyorsa, yok sayılıyorsa buna karşı durulması lazım. Yani bunun için bu toplum bir araya gelmesi lazım. Düşüncesiyle hareketle iki senelik ön hazırlıklardan sonra 1993'te Benim Dersim Cemaati'ni kurduk. Benim Dersim Cemaati Avrupa'da kurulan ilk Dersim somut kurumlaşmasıdır. Bu kurumlaşma tabii ki o yıllarda çıkan bazı dergilerin de büyük katkılarıyla, Ticasöylü, Gayre, Uare gibi dergilerin çevresinde olan arkadaşların da dayanışma ve destekleriyle oldu. Şimdi sen ilk kurulduğunda burada 3 dönem de yanılmıyorsam başkanlık yaptın. Evet. Daha birçok farklı görevlerde bulundun. Geri dönüp baktığında ya iyi ki de biz kurmuşuz, iyi ki de yapmışız diyor musun? Yoksa yok ya, gerek de yoktu mu dersin? Öyle diye denilebilir mi? Yani şimdi neticede bakın bu derneğin kurulmasıyla bir seda verildi. Yani Avrupa'daki dersimde bir araya geldi. Giderek bir hayli yerde Avrupa'nın birçok şehrinde Dersim dernekleri kuruldu. Bu dernekler giderek bir araya geldiler.
ön komiteler oluşturdular. Defalarca federasyonlaşma girişiminde bulundular ama muvaffak olamadılar. Ta ki 2006 yılına kadar o zaman Sinan Samat isimli bir arkadaşımızın başlatmış olduğu Umudun Türküsü kampanyasıyla bu Mamiki merkezde bir engelliler merkezinin bakım ve eğitim merkezinin kurulmasına yönelik bir kampanyaydı. Bu kampanyanın toplumda yaratmış olduğu ivmenin verdiği güçle de federasyonlaşma oluştu. Şimdi bu dernekler bugüne kadar Avrupa'da, yani giderek tabii ki federasyon süreciyle birlikte dil kursları yapmaya başladılar. Hızır Cemlerini 12 imamlar almaya başladılar. Seyit Rıza'nın ve arkadaşlarının yıl dönümlerini almaya başladılar 15 Kasım. Ondan sonra bir sürü çalışmaya imza attılar. Yani bunlar Dersim'in tarihsel gelişim sürecinde bana göre çok önemli katkılar oldu. Bunun için ben yapmış olduğum bu çalışmayla, yani eğer böyle bir emek, benim 30 yıllık bir mücadele ve emeğim söz konusu, tabii bu yalnız benim değil, bir hayli arkadaşım. Benim derneğinin emektarlarının çok büyük emekler ve katkılarıyla gelişen çalışmalar. Bunlar Dersim'in kültürel ve tarihsel olarak görünür kırılmasına büyük hizmetler sundular. Mesela ilk defa 2009 yılında Elazığ Buğday Meydanı'nda bir anma programı yapıldı. Bu anmayı Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu örgütledi. Başkanımız o gün orada ilk defa Türkiye, yani idamlardan 37'den bugüne kadar ilk defa yerinde kitlesel bir anma yapıldı. 4 Mayıs günü biliyorsunuz Prim 1937'de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dersim'e harekatın örgütlenmesini ve bu yönlü kararların alındığı bir gündemle toplanılıyor. Bugünün Dersim Tertelesi'nin anma günü olarak ilan edilmesi gene aynı zamanda bu federasyonun öncülüğünde 3 seneye yakın süren bir tartışma döneminden sonra ilan edildi. Yani şimdi Seyit Rıza'ların idamı 15 Kasım, 4 Mayıs Dersim Tertelesi'nin günü olarak, Roza Şehir dediğimiz bir anma günü olarak anılıyor. Buna da imza atan gene bizim federasyonumuz oldu. Federasyon nasıl oluştu? Zahmetli bir oluşum muydu bu? Nasıl başardınız? Ya, tabii ki yani o yıllarda takip eden, politik arenayı takip eden tüm dostlar bilir ki şimdi üzerimize çekilmiş olan bir perde var. Yani Kayseri'den ötesi Kürt ve Kürdistan olarak bilinir. Bunu hem Türkiye'deki yerel kurumlar böyle prezente ederler hem de Avrupa böyle biliyor. Yani şimdi halbuki o coğrafyanın içerisinde o kadar kültürel farklılıklar var ki, yani Asürüler var, Süryaniler var, Ermeniler var, Araplar var, Kırmançlar var, kendine Zaza diyen kesim var. Yani buna böyle toparladığında gerçekten bunlar bana göre o coğrafyanın zenginlikleri. Tabii. Şimdi bunların korunması gerekir diye düşünüyorum. Ama maalesef Osmanlı döneminden ta öncesinden beri İslamiyet'in yaratmış olduğu şemsiyeyle, o zorbalıkla, işte Türk İslam senteziyle bu bir sürü kavim yok edildi. Bunlara katliamlar, soykırımları uygulandı, sürüldüler. Ancak bizim mensup olduğumuz kültürel yapı dağlık alan olduğundan dolayı kendisini korumayı bildi. Şimdi bunun örgütlenmesini Avrupa'da yapmak gerçekten çok zor. Yani böyle bir örgütlenmeye girmek, bir de 70'li yıllardan sonra sol adına yaratılmış olan farklılıklar, gruplaşmalar. Yani öyle ki Dersim'de gençlerin fraksiyonlaşması İstanbul'dakinden bir dönem daha fazlaydı. Evet. Yani böyle bir şey... Bütün fraksiyonlar vardı orada. Bütün fraksiyonlar olduğu gibi Dersim'de var öyle. O fraksiyonların önderlerinin de büyük çoğunluğu Dersim'deydi. Evet. Yani işte böyle bir yapı içerisinde bir de bunlara karşı uğraşmadı. Yani şimdi bunların da tabii ki 20-30 sene emek verdikleri bir yapının başarısını, oraya akan gücün
pasivize edilmesini, dikkatlerin tarihsel ve kültürel yapıya çekilmesine karşı tepkileri vardı. Bu anlamda büyük zorluklarla derneklerin oluşması gerçekleşti. Şimdi federasyon oluştuktan sonra orada bir sürü farklı görevlerden de yer aldın. Dediğin gibi tüzük çalışması, tüzük komisyonunda yer aldın. Sonra disiplin kurulu üyeliği yaptın. Daha sonra genel sekreterlik yaptın. Şimdi de federasyon içerisinde ikinci başkanlık görevini yürütüyorsun. Yani bayağı bir aktif insansın aslında. Yani bu gerçek Dersim çalışması hem Berlin olsun hem federasyon boyutuyla olsun çok büyük emekleri geçen bir insansın. Tabii ki diğer birçok canlarımız da mutlaka vardır. Ne diyelim, Hızır hizmetinizi kabul etsin. Yani gerçekten güzel işler yapmışsınız şimdiye kadar. Bunlar içerisinde belki en önemli, en kalıcı olan da Sözlü Tarih Projesi diye düşünüyorum. Bu Sözlü Tarih Projesi bilmeyenler için neyin nesidir? Nasıl başlandı? Amaç neydi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu emek, tabii benim kişisel emeğim, kolektif bir çalışma. Avrupa'daki bu çalışmaların yürütülmesinde tonlarca arkadaşın emeği tamam, var. Tamam. Benim emeğim de kendimin emeği kadar diyebiliriz. Yani kurumsal çalışmalar zaten örgütlü bir yapı öncülüğünde yürütülür. Buna herkes kendi imkanları ve gücü oranında katkı sunar. Benim çalışmam da böyle. Şimdi Söz Tarih Projesi çalışmasına gelinmeden önce tabii 2006 yılında federasyon kurulunca biz 38 davasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımak için bir hayli çalışma yürüttük. Ancak orada gelen yanıt şöyleydi. Bu mesele dernekler aracılığıyla İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınamaz. Ancak o katliamda etkilenmiş olan tek tek bireyler bunu yapabilir. Bundan sonra da başta merhum Seyit Rıza'nın torunu Rüstem Polat olmak üzere onun aracılığıyla ve dayanışmalar sunarak onun ekseninde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin izniyle dava açtık. Buna tabii çeşitli avukat arkadaşlarımız öncülük etti. Tabii bu süreci sürekli biz tartıştık kendi içimizde, ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Sonradan içimizde şöyle bir düşünce gelişti. O güne kadar çeşitli tek tek Dersimli'nin kayıt altına almış olduğu 38 tanıklarıyla ilgili bir kampanya başlatmak, bunlar göç etmeden kayıt altına almak. Bunun bir örgütlenmesini yaptık ve bunun adına da Dersim 37-38 Söz Tarih Projesi dedik. Bu eksende çeşitli üniversitelerle çalışmalar yürüttük. Yurt içinde, yurt dışında. Ve 2009 yılında federasyonumuzun öncülüğünde böyle bir kampanyayı başlattık. Başlatmayı da şöyle gerçekleştirdik. Çalışma atölyeleri uluslararası normlarda soykırım tanıklarıyla yapılacak söyleşilerin içeriklerini oluşturduk. Eğitimler verdik. Ve bu çalışmaya başlattık ondan sonra. 360'a yakın söyleşi gerçekleştirdik bu kapsamda. Bunu yoğunluklu olarak Türkiye'de ama toplamda 7 tane ülkede, Almanya dahil olmak üzere 7 ülkede gerçekleştirdik. Ve Amerika'da Clark Üniversitesi ile bir mutabakatla bunu başlatmıştık. Clark Üniversitesi dünya soykırımlar tarihinde büyük imzası olan Taner üniversite. Akçam da orada galiba. Tabii, Taner Akçam da aynı zamanda o üniversitenin bir mensubuydu. Yine aynı zamanda Yahudi soykırımında büyük bir arşive sahip olan Şuah Vakfı'yla diyaloglar geliştirdik. 2013 yılına gelindiği de maalesef bir şanssızlıkla karşılaştık. Kendi içimizde bazı arkadaşlarımızın önerileri oldu. Denildi ki işte bu proje kurumsal olarak yürütülmesin. Biz vakıf oluşturalım. Vakfın başına geçelim. Federasyon bu işte elini ayağını çeksin. Biz bu işi yürütelim diye bir talepler oldu. Bu talebi de federasyonumuzun ekseriyeti reddetti. Ama işte böyle bu eksende başlayan bir tartışma içerisinde bulduk kendimizi. Bu sorun çözülebilmesi için
çok büyük emekler sarf ettik. Dersimin adabı, ahlakı içerisinde çözülmesinin mücadelesini verdik. ABF'ye taşıdık bu meseleyi. İşte o zaman Yoltepe'nin genel merkezinde 2006 yılında bir görüşme, Dersim'in öne çıkan, hatırı sayılan isimlerinin de katıldığı, dedelerimizin, yazar ve sanatçılarımızın da bulunduğu 40'a yakın insan katıldı. O da maalesef bir birlik sağlanamadı. Bu da bizim önerimiz şuydu. Yani o platformda çıkacak bütün öneri ve talepleri biz harf harfine yerine getireceğiz ve uyacağız diye taahhütte bulunduk ama işte eski başkanımızın başını çektiği bir grup arkadaş dediler ki yok, burada çıkan neticeleri biz eğer onaylıyorsak onay veririz, yoksa vermeyiz gibi şeyler. Ama neticede bir iki sene, hatta 3-4 sene diyebiliriz, sekteye uğrayan bu çalışmayı 2017 yılından itibaren tekrar federasyon yönetimi ele aldı. Şu anda Clark Üniversitesi ve Şuak Vakfı ile işbirliği içerisinde bu söyleşilerin 20 tanesini transkripsiyonunu, tercümelerini ve ön bütün hazırlıklarını yapmanın son aşamasına geldik. Ümidim odur ki sonbahara doğru da bunu bilim dünyasına açacağız. Ondan sonra peyderpey devamını işleterek toplumumuza ve 38 mahsup haklarına karşı sorumluluklarımızı verdiğimiz sözler ekseninde federasyon olarak yerine getirmiş olacağız, evet, diye düşünüyorum. Aslında çok önemli ve değerli bir çalışma. Yani gerçekten işte o dönemi yaşayan artık nerede insanlarımız yok gibi, evet, öyle hatırlayan en azından anlamında yok gibi. Çok önemli bir çalışmaydı. Çok da güzel bir çalışmaydı. Umarım onu sonlandırırsınız ki ileriki jenerasyonlara bilgi anlamında, belge miras anlamında bırakmış, bir şey miras bırakmış olursunuz. Peki federasyon olarak başka hangi çalışmalara, evet biz bunlara da imza attık, şu güzel çalışmaları yaptık diyebilirsiniz? Ya şimdi federasyon ve bileşenlerin bana göre yürütmüş olduğu bahsettiğimiz konuların dışında en önemli şeylerinden biri de, girişimlerinden biri de dil kurslarıydı. Yani dil kurslarını bütün derneklerimiz hemen hemen uyguladılar, uyguluyorlar. Tabii ki gençlik değişiyor. Bizim jenerasyonun bizim dilimize ve tarihimize olan ilgisiyle bugün gençliğin ilgisi kıyaslayamayacak derecede farklı. Çünkü dağınık bir toplumuz. Avrupa'da bir arada falan değiliz. Gençleri bir araya getirmek, onlara tarihimizi, kültürümüzü aktarmak ancak internet ve benzeri şeyler üzerinde oluyor. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani son iki yılda da pandemi sürecinin yaratmış olduğu bir tahribat söz konusuydu. İnsana bir araya gelemiyordu. Şimdi bu yavaşlamayı da göz önüne alarak yavaş yavaş tekrardan çalışmalarımızı başlatacağız. Şimdi federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları şöyle bir sıralayacak olursam, mesela ilk defa federasyonumuzun kurulmasıyla birlikte Avrupa Dersim Dernekleri'nin festivali düzenlendi. Avrupa Dersim Festivali. Bunu 10 sene kadar aralıksız yaptık. Avrupa'daki Dersimlileri en azından bir günde olsa bir araya getirme şansı yarattık. Dersim'in kültürünü, müziğini, sanatını aktarmaya çalıştık. Ve bu konuda gerçekten Dersim, Avrupa'daki Dersim'in bir gençlerde bir Dersim duyarlılığı, kültüre ve tarihe olan bir istem ve aktarım görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bunun ötesinde işte Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere eyalet parlamentolarında, Almanya Parlamentosu'nda Dersim 38 soykırımına yönelik paneller düzenledik. Bunu kayda geçtik. Şimdi bunun ötesinde, benim deneyimimizin ötesinde, öncülüğünde 6-7 senedir başlatmış olduğumuz bir Dersim 38 anıt çalışmamız var. O da bugünlerde Filistin Kreuzberg Belediyesi tarafından 2019 yılında onaylandı. Dikilmesine, bu anıtın dikilmesine müsaade verildi. Tabi pandemi süreci bu işi de biraz sekteye uğrattı ama şimdi aktüel olarak ele almaktayız. Bir sene içerisinde böyle bir anıtın ilk defa Avrupa'da Berlin'de dikileceğini ümit ediyorum. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun ötesinde 2017 yılında
federasyon olarak Cumhurbaşkanı'na bir müracaatta bulunduk. Dersim 1937 Aslan Seyit Rıza ve 6 oğlu ve 6 5 arkadaşının mezar yerlerini resmi olarak sorduk. Buna bir cevap aldık. Dosya numarası aldık. Yani bir kayda geçmiş olduk. Bize verilen cevapta Elazığ Sulh Ceza Mahkemesi'ne bu talebimizin iletildiği ve oradaki savcılığın gereğini yapıp döneceği bildirildi. Bugüne kadar maalesef bir cevap alamadık. Evet. Bu şeydi. Tabi bunun ötesinde de federasyon olarak başta Avrupa'daki siyasi partiler, sendikalar, üniversiteler, kiliseler, baskı altındaki halkların örgütleri, çevre girişimcileri, bunlarla diyalog ve ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Toplantılar yapıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz. Yani bu tip çalışmalara federasyonumuz aktivitesini sürdürmek. Peki federasyon olarak da direkt Dersim yönetimi, belediyesi, Tunceli Belediyesi olsun, ilçe belediyeleri olsun, nasıl ilişki içerisinde misiniz? İlişkileriniz iyi mi? Beraber çalışabiliyor musunuz? Tabii ki biz demin bahsetmiştim. Yani ilk yaptığımız ta 90-91'de yapmış olduğumuz Avrupa Kültür Şenliklerinden başlamak üzere sürekli orayla bağlarımızı sıkı tuttuk. Yani o zaman bile belediye başkanı bağımsızdı. Mehmet Koca Demir'i davet ettik. Sürekli olarak Dersim'den buraya sanatçılarımızı, pirlerimizi davet ettik. Onlarla kültürel etkinlikler düzenledik. Mesela 98'de Sulu Kız'ı Dersim'in tanınan şairi Sulu Kız'ı davet ettik Köl Derneği ile beraber. Belediyelerle sürekli diyaloglarımızı sıcak tuttuk. Buradaki festivallere katıldık. İlk Avrupa Dersim'in Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin oluşumunda büyük çaba ve emek verdik. Düzgün Baba Şenliklerinin düzenlenmesine katkı verdik. Bugüne kadar cemevlerin oluşmasına katkı verdik. Orada yürütülen her toplumsal çalışmanın sürekli yanında olduk maddi manevi olarak. Belediye başkanlarımızı, oradaki tanınmış simaları, baronları, sanayi odasının fonksiyonerlerini sürekli buraya davet ettik. Çevre temsilcilerini davet ettik. Gazetecileri, yereldeki gazetecileri davet ettik. Bunlarla diyaloglarımızı sürekli sıkı tuttuk ve bu çalışmalarımız halinde devam ediyor. Şunu sevinerek söyleyebilirim. Şu anda kooperatif çalışmaları yürütülmekte. Ovacık'ta başlayan sonra merkeze devam eden kooperatiflerin ürünleriyle pazarlanması konusunda katkı ve destek veriyoruz. Son iki yıldır da Dersim'de üretilen doğal ürünleri derneklerimiz buraya taşımakta, ön ayak olmakta, burada katkı mahiyetini toplumumuza ulaştırmakta. Evet. Ya biz de faydalanıyoruz onda. Siz getiriyorsunuz, bizler de alıyoruz. En az da o doğal ürünleri gerçekten buradaki insanlarımız o anlamda çok duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Siz de desteklersiniz. Yani bir şey olarak sırf bir doğal ürün alıyoruz okey ama bir de katkımızı da sunmak istiyoruz. Yani insanlar seve seve geliyorlar, alıyorlar. Umarım onlar devam üretir. Bizler de burada onlara katkımızı sunarız sizlerle beraber. Yavaş yavaş geldik programımızın sonuna. Ben bir kapanış konuşması yapacağım. Ondan sonra son sözü bir daha sana vereceğim. Tekrar söylemek istediklerin varsa söylersin. Evet, değerli canlar, sevgili dostlar, sevgili Babam Son takipçileri, bugün size sevgili Kemal Karabulut'un hayatını biraz anlatmaya çalıştık ve onunla beraber kendi hayatı bir nevi Dersim çalışmalarıyla beraber iç içe geçmiş. Berlin Dersim Cemaati'nin oluşumu, Dersim Federasyonu, Avrupa Dersim Federasyonu oluşumunda çok ciddi büyük katkıları olan bir dostumuz. Onu ve çalışmalarını sizlere az da olsa anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve burada bulunan bildirim zilini açarsanız
bizler de gelip sizlere miman olup bu güzel dostlarımızı sizlere tanıtmış olacağız. Sevgili Kemal Karabulut dostum, çok teşekkür ederim. Zamanı bize ayırdığın için sağ olasın, var olasın. Hek razı bu. Buyur, söylemek istediğin bir şeyler varsa. Ya pirim, İsmail Erol, Allah sizi de var etsin. Gerçekten bizim işte kültürümüze, tarihimize, böyle bilgilendirme konusunda geleceğe veri bırakmak açısından iyi bir emek veriyorsunuz. Çalışmalarınızı takip ediyorum. Size başarılar. Hızır'dan size büyük bir enerji ve mutluluk diliyorum. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Sağ olasın, aşkıyla. Aşkıyla. Evet sevgili dostlar, geldik bir programımızın sonuna. Bir dahaki programlarımızda buluşmak üzere. Hatırlaşma.